Kafa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte sezon pasın bütün ödüllerini alacağız. Antrenman sandıkta dahil. Neden? Çünkü sezonun bitmesine çok az bir süre kaldı. Ee, ödüllerimizin hepsini alalım. Umarım bir sonraki sezon güzel olur arkadaşlar. Ondan öncesinde gelen kutusunda da bayağı güzel ödüllerimiz var. Onları bir alalım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bir önceki videolarımızda bayağı bir elmas harcamıştık. Elmasımızı biraz yükseltmemiz lazım bu ödüller sayesinde. 50 zümrüt, 200 elmas, 11 elmas, 300 zümrüt, 1000 elmas, bir tane yetenek paketi. Hızlıca yetenek paketini açalım. Artık şu yetenekler fullense çok güzel olacak arkadaşlar. Çünkü biraz yetenek satıp elmasımızı tekrardan eski seviyelere getirmemiz lazım. Uzun zamandır elması bu kadar düşürmemiştim ben. Son zamanlarda bayağı bir ultra paket açtık. Elmasımız inanılmaz derecede düştü. Arjantin kupa kramponu 60 sümrüt 190 elmas. Bunu da aldığımıza göre şimdi etkinlik değil sezon pasa gelebiliriz. En baştan başlayacağım arkadaşlar. %5 satın alma bonusu aldık. Sıradan paket. Yani şu paketlerden eskiden ne güzel elmas çıkıyordu. Güzel miktarlarda elmas kasabiliyorduk. Fakat artık altın çıkıyor arkadaşlar. Bu baya kötü bir şey ya bana göre. Artık eskiye döndürürler mi bilmiyorum ama maalesef altın alıyoruz yani. Yani şu paketi almakla almamak arasında hiçbir fark yok. Eğer kartlarınız fullendiyse. Yani nadir paketten iki tane yetenek paketi çıkıyor. Sıradan paketten bir tane yetenek paketi çıkıyor. Pardon yetenek paketi demişim. Yetenek kartı çıkıyor. Yani bu biraz güzel bir şey. Ama eskisi gibi elmas çıksa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım bu tarz yeniliği tekrardan yaparlar mı? Göreceğiz. Sıradan paket yine. Evet sıradan paketi açıyoruz. 16 tane kart. Verdiği 1500 altın. Komik yani gerçekten çok komik rakamlar. Neyse bakalım bunu da açtıktan sonra karakter paketi efsaneviye atacağız. Ondan artık elmas gelme ihtimali var. Karakterleri karakterlere kartlar alacağız. Efsanevi karakterlerimize. Ee, evet iki elmas geldi. Baya fazla oldu bu. Ee, %5 satın alma bonusu. Seni de alalım şöyle. Sıradan paket. Hızlı hızlı ala ala gidiyorum arkadaşlar. Hiç bekleme yapma, yapmadan. Çünkü ödüllerin adam akıllı bir değeri yok. Hani şöyle heyecanlı bir şeyler olsa şu sezon pasta hani ultra paket falan olsa böyle yavaş yavaş hadi deriz uzaylı olduğunda paket çıktı hemen kart çıktı mı falan filan. <laughs> ama maalesef heyecanlanacak heyecanlanılacak bir şey yok yani. Evet. 1300 altın iki tane yetenek ve bir tane de mavi şeytana kart. Bir tanem aldık bilmiyorum ama ee, şans kartımız varmış %250 idare eder ve geldik antrenman sandığa antrenman sandık seni de hemen şöyle bir açalım ee, Bu da bir tane efsanevi paket veriyordu sanırım bir tane de karakter paketi veriyormuş bir tane de 50 bin altın bir haftalıkta Nadir antrenörü Nadir antrenörü unutmuşum ben bu arada aldığımız güzel oldu efsanevi paket hemen seni de şöyle bir açalım Yaralıyız Allah için fullen artık daha ne kadar kart toplayacağız sana Evet yaralı yüzü 1552 karta getirdik hala daha fullenmedi arkadaşlar. Ödülleri al diyelim karakter paketi efsanevi'ye gelelim seni de şöyle hızlıca açalım. Evet antrenör almamız güzel oldu hani sezon paslı şu an alabildiğimiz en iyi şey antrenör oldu. Ee, ödüllerinin fullenmesine de az kalmış biz direkt ödüllerini alalım şöyle ve Altınımız 159.000 elmasımız 6663'e çıktı arkadaşlar. Onun dışında yapılabilecek, alınabilecek herhangi bir ödül yok. Hemen sizlerle birlikte Flashpunk'ımıza maçlar atalım bakalım. Sol tarafta olalım başka bir şey istemiyorum. Evet destansı geldi. Sol taraf, sol taraf, sol taraf çok güzel. Tamamdır sol tarafta oyunumuza başlıyoruz. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. Şu an Allah ulan zıplayamadım şaka gibi. Neyse sıkıntı yok. Yani yeni uyandım arkadaşlar reflekslerim biraz geç çalışabilir <laughs> Videoyu yetiştirmek için Dedim hemen Kahvaltı falan da yapmadım Direkt aldım elime telefonu Mikrofonu falan taktık Hemen dedim videoyu çekeyim Yoksa video yetişmeyecek biliyorsunuz yani Şey yaptım eskisi gibi videolar 720p değil artık 1080p videolar çekiyorum Bu yüzden dolayı Youtube'a yüklemekte Sıkıntı oluyor mesela eskiden 720p video yüklerken arkadaşlar kaç dakikada yükleniyordu ee, yaklaşık 15-20 dakikada hemen yükleniyordu arkadaşlar fakat şu an şöyle bir sıkıntı var 1080p video çektiğim için bir saati garanti buluyor arkadaşlar bazen bir saati de geçiyor gerçekten o yüzden dedim videonun kesin yetişmesi lazım sizleri videosuz bırakmak istemedim uyanır uyanmaz bir su içtim hemen videoya koyuldum arkadaşlar. O şekilde. Evet maç 6-3 39 saniye var. Rakip bir tane özel açmış. Bakalım geriye düşersek biz de belki özel açarız. Evet rakibimiz oyundan çıktı arkadaşlar. Keyif C isimli rakip. E, bu rakibin nick'i çok tanıdık geliyor bana ama nereden tanıdık geliyor bilmiyorum. Keyif C 0606 Ankaralı bir arkadaşımızmış. Buradan Ankara'ya selam olsun. Yeni maçımıza geçiyoruz. Haydi bakalım. Mobloyun kanalına abone olmayı unutmayalım arkadaşlar eğer hala abone olmayanlar varsa aramızda. Osman Şengül. <laughs> soyadı soyadımız Şengül herhalde soyadı Şengül'dür. Osman Şengül diye okudum da. Ben <laughs> ya arada zıplayamıyorum. Bak bak yine oldu. Tam sözümün üstüne denk geldi yani. Bu telefona geçtiğimden beri arada şöyle zıplama tuşuna şey yapamıyorum. Basamıyorum diğer telefona göre aralığı biraz fazla zıplama tuşunun bu da biraz sıkıntı yaratıyor. Yani rakip aslında çok zıplıyor. Biz buna yerden güzel goller atabiliriz. Yani bunu söyleyip yerden atamadım ya kafayı yiyeceğim. Neyse arkadaşlar biraz maça odaklanıp maçımızı alalım. 3-3 yaptık. Şöyle 4-3 yaptık gayet güzel öne geçtik. Rakip yerden çalışıyor bak. Allah Allah nasıl tutamadım ya gerçekten. <laughs> ya bu telefonda şöyle bir olay oluyor arkadaşlar. Hani tutmamın imkansız olduğu bazı golleri tutuyorum ama o kadar basit goller yiyorum ki. Yani utanıyorum kendimden diyorum ulan nasıl yedim ben bunu ya. Yani o şekilde ilginç. Yerden bir gol. Çok güzel 7-5. 8-5 yaptık. Öne geçtik arkadaşlar. Rakip çok zıplıyor. Yine bir yerden golü. Ah atamadık. Yerden yerden yerden. Çok güzel. 9-5 Ah. 9-6. 30 saniye. Yerden. Bak bu sefer zıplamıyor. Abi yediğim gollere bakın arkadaşlar. <laughs> Neyse çevirme vakti geldi. Yani şu an zaten öndeyiz de biraz parkı açalım. Yerden yerden... Abi yerden yemiyor artık. Az önce ne güzel yerden atıyorduk da. Şimdi atamıyoruz. Vakit azaldı. O bak kanka bu tarz şeylere son saniyelerde gerek yok yani. Yapmaman lazım bu tarz şeyleri. Ayıp karşılanır. <laughs> Linçlenirsin yani. <laughs> Facebook gruplarında bu tarz şeyler yapanları bayağı bir linçliyorlar arkadaşlar biliyorsunuz. Son saniye özel açanları falan. Yani sıkıntılı bir durum. Yani bana göre de yapılmaması gereken bir şey. Çünkü hani bazıları da tam tersine son saniye özel açanları savunuyor işte. Diyorlar adamın kendi özel gücü ister açar ister açmaz diyor da. Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, oyuna giriyoruz. Maç atmaya başlıyoruz. Özel açacak adam başlarda açar. Hani bana göre öyle. Ee, yani iki taraf özel açmayınca... Hani oyunun sonuna kadar iki tarafı özel açmayınca karşıdaki insan diyor ki tamam diyor bu maç özelsiz bir maç olacak diyor. O zaman diyor benim de özel açmama gerek yok diyor. Ama son saniyelerde özel açılınca e, pek iyi olmuyor diye düşünüyorum Karşımızda bir gök muhafızlar. E, bu sefer sağda oynuyoruz ne güzel az önce solda oynuyorduk 2-0 oldu. Saçma sapan goller yedik 3 tane saçma sapan gol yedim arkadaşlar. Hemen maçımızı çevirmeye başlayalım. Evet 3-2 oldu son 72 saniye. 3-3 yaptık. Evet 4-3 yaptık arkadaşlar son 67 saniye. Şöyle yerden güzel bir gol atalım. 5-3 yaptık. Hayır. Ay. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Az önce anlatmaya çalıştığım şey buydu gerçekten. Hani bazen o kadar basit goller yiyorum ki. Top üstümden aktı gitti ya. Zıplayıp zıplayıp dokunamadım. Buradasın ama dokunamıyorum. Çok saçma der gibi oldu gerçekten. Evet maç 6-5. Rakip de iyi oynuyor. Fena oynamıyor. O yüzden bir şeyler yapmamız lazım. Abi yerden ya ye artık ya. yerden yemedi havadan attık mecbur. Rakibimiz bol şans diyor. Son 28 saniye. Haydi bakalım. Tekrardan şöyle maçı çevirelim. Biliyorsunuz son anda özel açma mevzusu falan var. Hani bir arkadaşımız açar mı açmaz mı bilmiyorum ama açanlar oluyor elbet. <laughs> Güç engelleyici kullandı. Hani o çok bir şeye etki etmez zaten. Evet. <laughs> Son saniyelerde bir rakibimiz daha açmaya çalıştı. Yani 5 fark vardı. Zaten hani 2x'li assa bile döndürmesi çok zor bir şeydi ama. <laughs> rakip delirdi var ya şu an. Harbi diyorum kafayı yedi rakip. Öğrende gel falan deyip bağlantı kesti. Özellerinin hepsini patlattık rakibi. Şu an kafayı yedi rakip ya. <laughs> Neyse bakalım sıkıntı yok. Ama... Gerçekten son vakitlerde özel açanlar artmış arkadaşlar. Eski oranla artmış. Eskiden bu kadar çok son vakitlerde özel açanlar yoktu. İlginç bir şekilde bu artmış arkadaşlar. Ee, videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.